Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle doğuş otomotivi inceleyeceğiz. Doğuşta son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Doğuş otomotiv için aslında daha önce de bir grafik paylaşmıştık ve şu anda son zamanda yaşanan gelişmelerle birlikte grafimizi güncellemek istedik. Genel görüntü itibariyle bakıldığında güzel yukarı yönlü bir trendi var. Mayıs sonrası da yukarı yönlü hareketlerini devam ettiğini görüyoruz. Ve ardından 337 seviyesinde oluşan satışlar gerçekleşmiş. Hatta şurada oluşan çanakla birlikte katlama yaparak yoluna devam etmiş. Trend takibini bu kanal hareketiyle yapıyoruz. Bu alt bölgesinden artık uzaklaştığımız için burada yeni bir kanal çizdik arkadaşlar. Burada eğer fiyat tekrardan 337 Kırabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Burada kısa vadeli ve uzun vadeli olarak tekrardan anlatacağım. Hemen şöyle biraz grafimiz açalım. Artık işimiz tamamen bu noktada. Çünkü bugünkü %4 yükselişle beraber bu yatay banttan kurtulabilir. Yatay banttan kurtulması ile birlikte biz doğaç tarafın ilk önce şöyle bakalım 308 ardından da 337 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Yani Burada kısaca ve uzunca arkadaşlar isterlerse kademeli alım gerçekleştirebilir. Fiyat 275'in üstüne kaldığı sürece sorun yok. 270 desteğine kırılsa bile aşağıda bizi 250-255 seviyeleri bekliyor arkadaşlar. Bu seviyeler gelirse yine doğaç tarafında alım yapılabilir. Ve özellikle bana sorarsanız doğaç tarafında geri çekilmeler alım fırsatıdır arkadaşlar. Şu anda Burada zaten bugün %5'e e yakın bir yükseliş var ve direnceye yaklaşmış durumda. 290 üstündeki günlük kapanışlar da arkadaşlar bugün kuvvetli alım geldi. Bu alım işler devam eder. Yarın da yukarı yönlü hareketler görür. 290 üstündeki kapanışlar yaparsak tekrardan en son zirvesine doğru kademeli şekilde yükselişler görmemiz mümkün olacak. Bu da bizi 308 devamında da 337 seviyelerine götürecektir. Zaten fiyat buradan toparlan zirveye giderse şu hareketin daha küçüğünü görmüş olacağız. Yani bir çanak formasyonu oluşmuş olacak. Çanağın katlamasıyla da birlikte 337'nin üstünde hedef fiyatları yani formasyon hedef fiyatı takip edilecek. Onu da söyleyeyim size. Bir çanak oluşması durumunda şuradan alalım arkadaşlar. Aslında doğaç tarafında bütün hedefleri size hepsini tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Kanal geçişleri katlama yapması durumunda nereye gibi formasyon oluşması durumda formasyonun hedef fiyatı 407 seviyesine denk geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu da kaldıralım. Şöyle bakalım hatta bugün birkaç veri açıklandı onları da göstereyim. Şöyle bakıldığında yabancı yatırımcı Can Ağustos ayında en çok alım yaptığı hisselerde Doğaç ikinci sırada yer alıyor. Hemen altında da Twitter hesabımızın paylaştığı bir haber akışı var. Gördüğünüz gibi otomotiv üretim ve ihracat verileri açıklanmış geçen senenin üstünde. Yani sektör tarafında veriler hala iyi gelmeye devam ediyor. Zaten bugünkü verilerin etkisiyle birlikte burada alımlar gördük. Devamında da arkadaşlar ödünlü bir yatırım fonu da Doğaç tarafında hissesine yatırım yaptı. Bu da hisseye pozitif bir etki sağladı açıkçası. Bu yabancı ilgisi devam ettiği sürece fiyatlar burada kalmayacaktır. Dediğim gibi bana sorarsanız doğuş tarafında geri çekilme alım fırsatı bu arada unutmayalım. Arada da bir arkadaşlar nakitten temettü dağıtımı gerçekleştirdi doğuş. Onu da söylemekte fayda var. Şöyle kısaca bir özet geçeyim. Şirketin temel tarafı veriler iyi geliyor temelde bir sorun olmamakla beraber yabancı ilginin olması da şirkete pozitif bir etki sağlar. Orta ve uzun vadede ki burada kısa vadeli bir sıkışma fiyat hareketi söz konusu. Dediğim gibi geri çekilme alım fırsatıdır. Tekrardan özellikle şu bölge 268 ve devamında 256 seviyeler gelirse alım yapılabilir. Burada zaten kuvvetli bir alım gelmiş güçlü bir mum var. Alıcılar tarafından şu anda satıcı yok arkadaşlar tamamen boğalar tarafından kontrolle kuvvetli bir mumla devam ediyoruz. 490 üstüne kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. İlk etapta 308, devamında 337 seviyesi burada hedef fiyat olarak takip edilecek. Burada kanal hareketi de önemli olacak. Çünkü burada yaptığı gibi şöyle biraz geriye gelelim. Şurada gördüğü gibi devam eden bir trend vardı. Trend burada bir katlama yapıyor ve üst banda geçiyor. Tam dikkat ederseniz üst banttan da bir satış yemesiyle birlikte fiyat geri çekiliyor. Buradan yapılacak toparlama yeniden bizi bu zirveye yani 337 seviyesine götürecek arkadaşlar. 337'nin üstünde de yine bir katlama olması beklenir ki dediğim gibi hem burada formasyon oluşmuş olacak, buradaki gibi bir çanak oluşmuş olacak. Hem de üst banda geçeceği için Doğuş Otomotiv tarafında uzun vadede arkadaşlar 337'nin üstüne kaldığı sürece Teran'ın tepe noktası bize 445 450 seviyelerine doğru götürebilir. Yani Doğuş Otomotiv'de ne diyoruz? 337'nin üstüne kaldığı sürece 445 450 seviyesi uzun vadede hedef fiyattır. Burada çanağın oluşması durumunda da bunun hedef fiyatı da 407 seviyesi yapıyor arkadaşlar. Doğuş tarafı genel olarak bana sorarsanız pozitif isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Kısa vadede, uzun vadede Alımda da gerçekleştiri. Burada bir sorun olmayacaktı şirkette. E, işler i̇şler yolunda arkadaşlar. Sektörde de veriler iyi geliyor ki arada bir temettü dağıtı. Sene sonunda da iyi bir temettü dağıtması yine bekleniyor. Hem temettü için hem kısa vade için hem de uzun vade için alınabilir. Burada 490 üstü pozitif. 337'nin üstünde yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Doğuş tarafı bu şekilde cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.